kanalıma hoş geldiniz. Ben Şevval. Genellikle kanalımda kitap içerikleri üretiyorum ve bunlardan haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğum bir alışveriş vardı. Part 1'ini yayınlamıştım ve Part 2'sini çekeceğimi söylemiştim size. Orada daha çok fantastik ağırlıklı kitaplarım var. Onu izlemek isterseniz bu videonun açıklamalar kısmında linkini ekleyeceğim. Direkt oraya tıklayıp videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi size yapmış olduğum böyle bir alışverişim var. Elimde taşıyamadığım için direkt sepetin içine koydum. Böyle direkt taşıması daha kolay oluyor. Çok ağır, inanılmaz ağır. Ve bir de unutmadan şunu söyleyeyim. 40 yılın başı bir real videosu çektim. Hani onu da izlemek isterseniz kanalımın short bölümünden izleyebilirsiniz. Normalde böyle şeyler yapmıyorum çünkü beceremiyorum pek fazla. İlk defa bir denedim. Bir göz atarsanız sevinirim. Şimdi ilk kutumla başlayalım. Yaşar Kemal'den Fırat'ın Suyu Kan Akıyor aldım. Yani bir ada hikayesi serisini aldım. Şöyle toplam 4 kitabını birden aldım. Bu seri hakkında en ufak bir fikrim yok. İnce Mehmet bende vardı. Bir de Yaşar Kemal'in daha önce Ağrı Dağı Efsanesi adlı kitabını okudum ve yazarın dilini beğendim. Ondan dolayı ise bu kitaplarına da şans vermek istedim. Bu bir. Karıncanın Su İçtiği. Bu iki. Tanyeri Horozları 3. Çıplak Deniz, Çıplak Ada 4 bu da. Şöyle bir sıkıntı oldu. Bunlarda renk farkı var. Şöyle yan yana göstereyim. Şu 3'te renk farkı var. Her çıkan baskıda sınırım renkleri değişiyor. İnce Mehmet'in hepsini almamıştım zamanında. Keşke alsaydım diyorum. Belki onda da aynı sorunu yaşayabilirim. Sonra diğer kutumuza geçelim. Ruh Müziği. Bunu aldığım fiyata inanamayacaksınız. Bunu tam 30 TL'ye aldım. Arada sırada Amazon böyle indirimler yapıyor ve 80 küsürden 30 TL'ye düşmüştü ve direkt aldım. Bu Disk Dünya serisinin kitabı. Almak isterseniz serinin hakkında bir okuma sırası var. Ona bakıp alın. Çünkü öyle hemen bir kitabını aldım direkt başlayayım bir kitap serisi değil. Aklınızda bulunsun. Hain Kraliçe. Köprü Krallığı vardı bende biliyorsunuz. Baktım Amazon'da bu var. Dedim ki gel bebeğim benimle. Yani bunun Amazon'a düşeceğini düşünmemiştim. Hani çıkar çıkmaz direkt Amazon'da gördüm ve aldım. Daha önceki videomda reklam yazıp yazmamam gerektiğini size sormuştum ve yazmam gerekmediğini söylemiştiniz. Çok teşekkür ederim yanıt verenlere şimdiden. Burada ufak bir kitabım var. Melisa Kesmez. Daha önce Küçük Yuvarlak Taşları okumuştum ve aşırı aşırı beğenmiştim. Kitap hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu videonun açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan direkt hani izleyebilirsiniz çektiğim videoyu ya da kanalımın short bölümüne bakarsanız orada kitabın içerisindeki alıntıları paylaştım. Beni çok etkileyen bir kitap olmuştu. O yüzden yazarın diğer kitaplarına da almaya karar verdim. Atları bağlayın, geceyi burada geçireceğiz. Konusuna bakmadan aldım. Kadının kalemine artık çok güveniyorum. Yani ilk kitapta beni bağlamayı başardı. Sonra burada, evet. Beynindeki aşk. Eli Hazelwood'un kitaplarını alıyorum. Şu ana kadar 3 kitabını okudum. Şimdi ise Beynindeki Aşk'ı aldım. Ve aynı çatı altındayı aldım. Sonrasında Notre Dame Kamburu'nu aldım. Ben bunu Can Yayınları'ndan almak istiyordum. Uzun zamandır da radarımdaydı hatta. Fakat hep almayı erteliyordum. Keşke alsaymışım. İş Bankası'nı seviyorum ama Can'ın öyle baskıları benim daha çok hoşuma gidiyordu. Yani kısmetimizde bu varmış. Keşke ertelemeseydim. Sonra aldığım kitap. Evet, bu videonun part 2 olmasına sebep olan kitap kargosu bu. Kitaga'dan aldım. Kitaplar. Çok korunaklı bir şekilde geliyor fakat kargoyu çok çok geç getiriyorlar. Şöyle adresim gözükmeyecek şekilde size göstereyim. Kutuya sarıyorlar. Hiç tarzım olmayan bir yazarı aldım. Görünce biraz şaşıracaksınız açıkçası. İlk ondan başlayalım isterseniz. Aldığım yazar Mine Söğüt. Bana bundan 1-2 ay öncesine kadar Mine Söğüt okuyacaksın deselerdi gülerdim. Çünkü çok benim tarzım olmadığını düşünüyordum. Ve
bir kitabında bazı görseller vardı. Onun içine görsellerini görünce benim bir hoşuma gitmemişti. Hani konusuna bakmadan direkt benim kafamda ön yargı oluşmuştu. Bunun olması çok yanlış ama hani ne yapayım, öyle garip huylarım var. 5 Sevim Apartmanı'nın konusu benim çok dikkatimi çekmişti. Ondan dolayı almak istedim. Başkalarının Tanrısını da sepete eklemek istedim. Ve kitaplar o kadar güzel geldi ki böyle. İçerisinde görsel falan da yok. Beni bu aşırı mutlu etti. Sonrasında canım yazarım, ilk tanışmışım dediğim yazarım. Övmekten bıkmayacağım, usanmayacağım. Melisa Kesmez, Bazen Bahar. Bunu da aldım. Ne anlattığı hiç önemli değil. Yazsın yeter. Sonra Yaşar Kemal, Yılanı Öldürseler'i aldım. Bunun içerisinde görseller var. Şöyle. Sonra aldığım diğer yazar Fournier. Nereye gidiyoruz baba? Kuzeyli Annem ve Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam. Bu kitabı benim okumaya açıkçası cesaretim yoktu. Şimdi neden cesaretim olmayacağını arka kapağını okuyarak size göstermek istiyorum. Belki sizin de fikirleriniz değişir ya da okumak istersiniz. Anormal bir çocuğun pek de eğlenceli bir hayatı yoktur. Her şey en başından kötü başlar. Gözlerini ilk açtığında beşiğinin üzerine eğilmiş, ona bakan iki mahvolmuş yüz görür. Baba ve anne şunu düşünmektedirler. Bunu biz mi yaptık? Pek de gururlu değillerdir. Bazen sorumluluğu birbirine atarak ağız dalaşına girerler. Soy ağaçlarında bir yerlerde saklanmış alkolik bir büyük baba ya da yaşlı bir amca arar bulurlar. Bazen de ayrılırlar. Arka yazısını okur okumaz almam gerektiğini düşündüm ve içini de görünce bir çırpıda biçeceğini düşündüm açıkçası. Şöyle içerisi. Kısa kısa. Yani bir çırpıda okuyup biter ama etkisi nasıl olur bilmiyorum. Sonra tüm kitaplarım hasarsız tertemiz bir şekilde gelmişken burada büyük bir şoka uğradım. Mine Urgan'ın Bir Dinozor'un anılarını aldım ve tada, hasarlı. Şurasında böyle bir kıvrılma var. Darbe almış sanırım. Sorun değil, artık bunları dert etmiyorum. 6 bölümden oluşuyor. Yaşlılık ve ölüm, çocukluk, gençlik. Gençliğimde tanıdığım bazı kişiler, siyasal. 6. ve son bölüm olan Mine Urgan'ın albümünden var. Benim hiç aklımda yoktu. Yaşantısını anlatıyor. 101. baskıya da gitmiş. Demek çok seviliyor yani. Ve arkasında şu var. Oğuz Atay'ı ayaküstü ve o kadar az gördüm ki onunla ilgili ancak bir tek izlenim edindim. Koskocaman bir kediye benziyor tıpkı. Başlamak için heyecanlıyım ama hemen başlayacağımı sanmıyorum. Mutlu'daki son kitabım ise Büyük Saat. Turgut Uyar'dan aldım. Ümit Yaşar Oğuzcan'a alacaktım Aşka Dair Nesilleri. O benim aylardır, hatta yıllardır dikkatimi çekiyor ve almak istiyordum. Bu benim için de çok büyük sürpriz oldu. Fournier'in okuma sırasına bakarken bunu da araya eklemiş oldum. Yani bunu da okuyacağım ama bu kadar kalın olacağını hiç düşünmemiştim. Çünkü kaç? 730 sayfa ve Tomris bölümünü açmışım. Çok kalın. Bir gözümü korkutmuyor da değil. 3 aydan aşağı okur muyum? Bilemiyorum, sanmıyorum. Parça parça ayırıp okuyacağımı düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.